Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bizi soracak olursanız iyiyiz çok şükür. Sabah kahvaltısını hazırlamaya başladık. Bugün çok güzel, benim çok sevdiğim bir patates tarifi var. Onu yapacağız annemle birlikte. Evet. Annem yapacak daha doğrusu. Günaydın. Selma bunu çok seviyor. Evet. Yapalım bunu dedim. Patatesi rendeliyoruz. Evet. Soyduk. Toplam biz kaç patates kullanıyoruz? İki tane. İki tane. İki büyük. Evet. Büyük bu. Patatesimizi rendeledik. İki tane yumurta. İki kaşık un. Tuz. Karıştırıp kızartıyorsunuz. Bu kadar. Evet. Çok fazla da yağ gerek yok kızartırken, değil mi anne? Evet. Sadece az bir yağ döküyorsun, kızartıyorsun. Tavada. İsterseniz küçük küçük kızartabilirsiniz. İsterseniz de biz bütün bir tava olarak kızartıyoruz. Nasıl isterseniz o şekilde kızartabilirsiniz. Kaşık kaşık da. Evet. Ama bence bütün daha lezzetli Bütün oluyor. tavayı döküp kızartmak hem zaman açısından daha çabuk oluyor. Evet. Patatesimizin iyi ki pişti. Bu şekilde oluyor. Kesip dilimleyeceğiz birazdan. Diğeri de tavada pişmek üzere. Yavaş yavaş sofrayı kurar, kahvaltımızı yaparız. Market alışverişine geldik. Çağrı Market'teyiz. Alışverişe başlayacağız şimdi. Züccaciye reyonundayım şimdi. Şu setler çok hoşuma gitti. Aslında uzun zamandır böyle bir set arıyordum. Hem çok büyük değil, altlığı da var, kepçesi. Şu silikon kaşıklar da kullanışlı olur diye düşünüyorum. Kaşığı, spatulası, çırpıcısı, fırçası. Hepsi içinde 25 liraymış. Yine pembesi ve moru da var. Aşık oldum diyebilirim bunlara. Çok güzel görünüyorlar. Şurada da dikkatimi şu çakmaklar çekti. Şöyle. Mum yakmak için falan ideal bence. Güzellikler, eksikleri aldık, eve geldik. Aldıklarımızı tezgaha yerleştirdim. Başlayalım isterseniz. En sevdiğim boncuk makarnadan şöyle bir tane burgu. Bir de spagetti. 1 lira 75 kuruştu makarnalar. Bulgur çok az kalmıştı. Bulgur. Pirinç de evde olsa dahi alıyorum. Çünkü evde en çok biten şeylerden bir tanesi pirinç. Stokta tutmaya çalışıyorum. Varsa 1 kiloluk az alıp kenara koyuyorum. Yeşil zeytin. Bu markayı daha önce hiç denemedim. Yağmur. Bakalım nasıl. Tamek'in domates salçasından. Aslında üstü kapaklılar daha kullanışlı oluyor. Fark etmedim, gittim yine üstü böyle olanlardan aldım. Onlar daha iyi oluyor. Bir yağın şöyle yağından cif, mutfak cifim bitmişti. Çaykur'un tiryaki çayı. Ben farklı markalarda bazen deniyorum ama en lezzetlisi bu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bunun tadı ve lezzeti bence çok ayrı oluyor. Şöyle açık peynir. Genelde kapalı alırım. Bizimkiler annem babam açık alır hep. Onlarla birlikte şöyle açık aldık. Toz şeker. Ve benim favori cam silim. Çok güzel kokuyor. Ama genelde dökülüyorlar. Alırken dikkat edin. Şeylerinde bir bozukluk var bence kutularında. Genelde akıtıyorlar. İki kere aldım akıttı. Bu üçüncü de aldığımda yine akıttı. Değiştirdim hemen. Şu kısmına çok dikkat edin. Ama kokusu ve yapısı yani çok güzel temizliyor ve siliyor. Kokusu da kalıcı. Şöyle 5 lira zannedersem. 5 ya da maksimum 6 lira. Ama favori cam silim oldu. Marmara Birliği'nin zeytini. Geçen ay almıştım, fena değildi. Bu ay yine bir tane aldım. Babama Nescafe. Onunla ekonomik paketten. Ve
Şöyle yumurta da bir tane aldım. Dün minik bir tatil yaptık. Ava'ya gittik. Çiçek eşkinlerinden aldık. Ama çok güzellerdi hepsi. Papatya, menekşe. Toplam 8 çeşit çiçek aldık. Annem şimdi ekecek onları. Evet, şimdi yoğurt kaplarının şeyleri köklü olmadığı için bunları şimdi dikeceğiz, sonra saksıya Evet. alacağız. Papatya inşallah olur. Çok güzel görünüyor. Evet. Şey kağıt falan da serdik, poşet. Onu sermeden olmaz. Yerler kirlenmez. Şimdi Aynen. dolduruyoruz toprak. Açıyoruz yer. Su. Sonra papatya ekelim önce. Şöyle Yo. çok tatlı, çok sevdik. Onun için ekmek istedik. Selma'nın evine güzellik katsın. Gittiğimiz restoranda bayanın çok güzel çiçek şeyleri vardı. Annem eşkinden alabilir miyim dedi. Bayan hemen sağ olsun izin verdi, bize alın dedi. Şöyle bastırıyorsun güzel tutması için. Sonra tekrar su döküyorsun. Alıyorsun kenara. Ayran kutusuydu. Kestik onu. Anne iyi ki beyaza yaptı. Çok güzel oldu. Evet. Tak, öyle. Saksılar da önemli. Çiçeği ettiğin zaman renk Bu arada açısından. altlarını da deldik, hani bilginiz olsun. O da biten zeytin kutumuzdu. Böyle önce ekelim, sonra güzel saksılara alacağız onları. Evet, anne şoka var ya, 1 liraya 2 liraya gelmişti. Keşke bilseydim işte. Nereden bileyim? Alırdım. Olsun, şey mevsim sonu gene indirime giriyor. O zaman alırsın. Evet, onlar da renkli renkli. Çok güzeldi. Bir de karanfil aldık. Onu da birazdan gösteririm. Sardunya da aldık. Evet. Onlar zaten tam oldular. Bunlar da miniklerimiz. Bunlar da yavruları. Şimdi bu da çok güzel. O kadar güzel ki çok sevdik bunları. Eşkinlerinden alalım dedik. Anne bu benim şimdi kırmızının cinsinden mi? Evet, bu daha farklı bu. Daha mı farklı? Evet. Senin kırmızının cinsinden şunlar. Onun Şu rengi da de. farklı. Bu ebruluydu. Bu Evet. da çok güzel. Şimdi. Ya çok tatlılar. Yaz geldi. Tam geldi. Tam çiçek ekimi zamanı. Evet. Böyle şey bardağı, çay bardağı da olur ekmek için. Sonra bundan çıkarmak da çok kolay oluyor. O Ebru'ydu, değil mi? Evet. Ebru'lu karanfilimiz de var. Çok güzel oluyor. Hiç de Ebru'lu görmemiştim Sardunya'da. Bu tutarsa ben de alırım eşkinimden. Tabii ki. Anne bunun tutup tutmadığı kaç güne belli olur? En az bir ay sürer. Gerçekten Tabii. mi? O kadar sürüyor mu? Sürüyor. Annem gitti ilk yerde çiçeklere bakıyor. Çok seviyorum çiçeği. Bahçem olsa çiçek ve meyve ekerim oraya. Getirdim şimdi bir bardak. Tek bunu köklü alabildik. Köklü daha çabuk tutuyor. Limonları bu kızlarıma iyi bak benden Tamam. sonra. Çok iyi bakacağım. Bakıp bakıp ben de ağlarım. Ağlamaya gerek yok. Ancak bardakları iyi tutuyor. Bugün hava biraz rüzgarlı. Dün çok güzeldi de bugün bayağı rüzgarlı hava.
Ve benim balkonda minik bir çiçek bahçem oldu. Az önce ektiklerimiz şu kısımda. Papatya açtığı için çok tatlı görünüyor şu anda. Karanfil de annem çiçekçiden almıştı. Saksısını değiştirdik, büyüttük, bayağı büyüdü. Sardunyalar da şöyle, onları da balkonun dış kısmına asıyordum. Havalar düzeldikçe iyice canlandılar. Bu silikon seti marketten almasaydım aklımda kalırdı. Birlikte açalım isterseniz. Şöyle kepçesi. Ben çok büyük şeyleri sevmiyorum. Bıçağı da küçük kullanıyorum. Bunlar tam istediğim boyutta. Silikon kepçesi. Şöyle kaşığı. Silikon kaşık da istiyordum. Daha kullanışlı olur diye düşünüyorum. Bir tane kaşık. Çırpıcı. Yine şöyle. Bir de fırçası var. Şimdi bunu çıkaralım. Ben bunu da silikon zannediyordum ama plastikmiş. Altında deliği var. Yani uzaktan silikon görünüyordu ama bildiğiniz plastik çıktı. Koyalım içine. Özellikle de takım olmaları hoşuma gitti. Hem de hani böyle koymaya kutusu da var. O beni çok cezbetti. Gündelik kullanım için bir tek bunları kullanırım diye düşünüyorum. Tezgah üstüne bu şekilde koyacağım bunları. Bu kutusunu da saklayacağım. Hani kaldırırsam üst dolaplara falan ilerleyen zamanlarda tozlanmaz hem de. Yine bunu mutfak dolabının üst kısımlarına koyarım. Kutusu da çok kullanışlı çünkü. Şunu atarım büyük ihtimalle. Ve gelelim, aktüel ürünler alışverişi videomu izleyenler bilirler. Bin Market'ten hem su takımı hem de pasta servis seti aldım. Onları da gösterebilirsen çok seviniriz dediniz. Ben de sizleri kırmak istemedim. Onları da birlikte açalım isterseniz. İlk olarak hangisinden başlayayım? Şu bardak setinden başlayalım isterseniz. Açayım. Lav markalı. Üçlü set 13 liraydı. Fiyatı bence gayet uygundu. İsterseniz tatlı sunumlarında, işte pudingde ya da herhangi bir tatlıda çok güzel farklı farklı kahvelerde kullanılabilir. Yani o tamamen dondurmalık da yapabilirsiniz. Size bağlı. Nasıl isterseniz o şekilde kullanın. Bu nasıl açılıyor bilmiyorum. Şöyle açayım, atayım. Nasıl atayım, neye atacağım birazdan. Hemen çıkarayım. Şunu da şöyle yırtayım. Ben büyük ihtimalle kahve sunumu için kullanırım. Ama şıklar ya. Gerçekten iyi ki almışım. Çok şık değiller mi? Alt kısmı şişkin, üst kısmı ince. Çok nazik bir yapıları var. Ve anneme aldığım pasta servis seti. Onu da şöyle göstereyim. Bunu da kullanışlı mıdır, alt kısmı çabuk kırılır mı diye yazmışsınız. Yani bence kırılmaz. Şöyle göstereyim. Hiç kırılacağını sanmıyorum. Gayet güzel, şeffaf. Bence gayet iyi yani, hiç kırılacak gibi durmuyor. Annemin yine böyle altın sarısı tonlarında pasta tabağı var. Onunla çok güzel takım olur diye düşünmüştüm. Şöyle. Yine annemin salon aynası da, oturma odasındaki aynası da bu tonlarda. Altın sarısı. Tam takım yapmak istedim. Bu arada aldıklarım bu kadar. Yarın Ramazan. Ben bugün günlerden pazar. Videoyu bugün çekip yarın yüklüyorum. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar, mutlu, huzur dolu Ramazanlar diliyorum. İnşallah hepimiz için çok güzel bir Ramazan, çok güzel bayramlar geçer. Şimdiden buradan söylemek istedim.
Yeni yaptığımız bu çiçeklerin gölgede durması daha iyi oluyormuş. O yüzden bu tarafa aldım. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Instagram adresimi de aşağıya hem yorumlar kısmına hem açıklamalar kısmına eklerim. Oradan da günlük paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.